Arkadaşlar hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim çok kolay olacak. Hazır baklavalık yufkadan sarıyer böreği yapacağız kıymalı. Siz isterseniz kıymalı hazırlamayabilirsiniz. Ben iç harcı olarak bugün kıymalısını hazırlayacağım. Ama peynirli, patatesli ya da ıspanaklı da hazırlayabilirsiniz. Hemen ocağımın başına geçip kıyma harcımı hazırlayarak başlayayım. Kıyma harcını ocağa koyuyorum. Altını da yakacağım. Kaşığın arkasıyla hafif böyle ezerek suyunu salıp çekene kadar kavuracağım. Kıyma yeterince kavruldu. Şimdi içerisine sadece çeyrek çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Kıymam birazcık yağlı, yarı yağlı olduğu için çok yağ ilave etmeyeceğim. Doğradığım 2 adet orta boy kuru soğan. Yemeklik olacak şekilde doğradım. Biraz pul biber katıyorum. Biraz toz biber. Tuzunu da ilave ediyorum. Sadece birazcık renk vermesi için çay kaşığının ucuyla domates salçası. Çok fazla ilave etmeyin. Çok salçalı olmaz çünkü. Ben hafif biraz rengi dönmesi için kattım. İstemezseniz hiç de katmayabilirsiniz. Soğanları iyice içerisinde kaybolana kadar kavuracağım. Yeterince kavruldu. Tam 10 dakikadır kavuruyordum. Artık ocağın altını kapatıyorum. Kıyma harcının soğuması için başka bir kaba boşaltayım. Daha çabuk soğusun. Bu arada kıymanın ne kadar kullandığımı söyledim mi tam farkında değilim ama 350 gram kıyma kullandım. Bu kenarda soğusun. Sos için başka bir kabı önüme alıyorum. 1 adet yumurta, yarım su bardağı süt, kullandığım bardak evimizdeki klasik bardaklarda, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı su. Bunları iyice çırpıyorum. Yeterli. Tepsiye aldım. Kıyma harcım ve sosum da kenarda dursun. Kurumaması için baklavalık yufkaları sardım. Siz de her aldığınızdan sonra üzerine örtün. Çabuk kuruyor çünkü. Şöyle açıyorum. Benim daha öncesinde birazını kullanmıştım. Ondan dolayı birazcık dağıldı. Ben şimdi bunu kenara alayım. Yufkadan 2 tane alıyorum. Her iki katta sostan dökeceğim. Yeterince iyice her yeri ıslatacak şekilde. Toplamda 6 katlı yapacağım. 2 kat serip sostan dökeceğim. Bir fırçayla iyice dağıtıyorum. Eğer direkt tek kattan yaparsanız sosu döktüğünüz zaman yufkalarınız dağılacaktır. O yüzden 2 kattan yapın. İyice yediriyorum. Alttakine de gelsin. Tekrar 2 kattan seriyorum. 2-3 yemek kaşığı eşit bir şekilde döküyorum sostan. Tekrar 2 kat daha seriyorum. Her yufkayı aldığınızda üzerine örtün. Çok çabuk kuruyor çünkü. Ve hızlı hareket edin. Tekrar sostan döküyorum. Alt kat olduktan sonra artık uç kısma kıyma harcından döküyorum. Yeterli. Sarıyorum. Önce üzerine kapatayım. Çok sıkmadan kendi haline bırakıp sarıyorum.
ikiye katlayıp tepsime diziyorum. Gördüğünüz gibi. Tekrar kenar alayım. Tekrardan iki kat yufka alıyorum. Bundan sonra artık ne kadar istiyorsanız yapabilirsiniz. Ben bu şekilde tepsime sığana kadar ve iç kıymam yetene kadar devam edeceğim. Her iki katta bir sostan döküp altı kat olduğunda kıyma harcımdan dökeceğim. Tekrar iki kat daha seriyorum. Uç kısma kıymayı koyuyorum. Üzerini kapatıyorum. Araları ıslanıyor. Hiç endişe duymayın. Hafif sıkarak sarıyorum. Hepsini tamamladım. Böyle dağınık gibi duruyor olabilir. Hamur ince olduğu için sosu da dökünce ister istemez biraz dağılıyor ama fırına girdiğinde gayet güzel olacak. Şu kadarcık sosum kaldı. Hemen onun içerisine bir yemek kaşığından daha az tereyağını erittim. Süzerek koyuyorum. Çünkü üzerindeki taneleri koymayacağım. Yoksa üzerine sürerseniz yanık yanık bir görüntü olacaktır. Tereyağı böyle ayrı bir tat veriyor. Ondan dolayı katıyorum. Şöyle karıştırıp üzerine sürüyorum. %90 derecelik önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Gözünüz fırında olsun, çok çabuk pişecektir. Böreği fırından çıkardım. Tam 30 dakikada pişti ve 10-15 dakikadır da dinlendiriyordum. Eğer yumuşak olmasını istiyorsanız üzerine temiz bir bezle örtebilirsiniz. Hemen şuradan bir tane alıyorum. Gördüğünüz gibi altı da gayet güzel pişmiş. Hemen yiyorum. Keserken de sesi duydunuz. Bildiğiniz çıtır çıtır börek oldu. Hatta her yere de saçıldı. Şimdi hemen servis tabağını alacağım. Umarım bu güzel böreği sizler de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer videomu beğendiyseniz beğenip arkadaşlarınızla paylaşıp kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Seval Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.